Günaydın. Ay Ali. Ne bu surat böyle? Uyku sersemliği. Sen çok mu kızdın dün gece bana? Ay artık sevmiyor musun yoksa beni? Hı? Tabii ki seviyorum. Ama çok kızdım. Bak, belki gönlünü alırım diye sana kahvaltı hazırladım ellerimle. Hadi otur. Otur. Hadi oturayım o zaman. Ya gönlüme giden yol anne kahvaltısından geçti. İyi uyudun mu? Bir şey söyleyeyim mi? 8 yaşından beri böyle uyumamıştım. Manyak. Ali, yumurta da al bak. Ay çok güzel oldu. Yalnız her sabah böyle olacaksa domuz gibi olurum ha. Ali. Ben de seninle o konuyu konuşmak istiyordum. Neyi? Sürekli bende kalma meselesini. Yani benim işleri biliyorsun. Gecesi gündüzü yok. Eve ne zaman gelip çıktığım belli değil. Anne bunların benim için hiçbir önemi yok. Yani koca adam oldum. Biliyorum aşkım, biliyorum. Kocaman bir adam oldun ama... Yalnız yaşıyorum ya, ben de ona göre organize ettim hayatımı. Zaten bir yıl kaldı. Bir sene ya. Ali'cim, ben birlikte yaşamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Zorlanırız aşkım. Annemsin sen benim. Ev arkadaşım gibi konuşuyorsun. Ali yapma ama. Yapma böyle. Hem baban da izin vermez zaten böyle bir şeye. Zaten bütün sorun o değil mi? Babam! Ya niye doğurdunuz beni ya? Üzerinde deney mi yapıyorsunuz? Acı çekmem için mi doğurdunuz beni? Üzüyorsun ama Ali beni. Çok üzüyorsun. Ya Allah ikinizin de belasını versin be. Aa Güneş Hanım söyleseydiniz ya bana. Olsun canım. Ben severim böyle yemek yapıp yedirmeyi. Ne bileyim şimdi böyle de olmadı ki. Oldu oldu. Ben şimdi sana anlatana kadar Selin French toast seviyor. Nazlı da beyaz ekmeği yumurta. Peri de önüne ne koysan yiyor yavrum. Ne diyeyim aklımızda olsun bundan sonra. Tamam. Haluk amca. Geceniz nasıl geçti? Güzel. Biraz iş vardı. Ofise gitmek istemedim. Ben de bilgisayarımı aldım, tekneye gittim. Aa, gerçekten mi? Yaparım ara sıra öyle şeyler. Uyu sen annem, uyu. Cicikli balık avındaydı Haluk kişisi. Ara sıra balık avlamaya çıkarım. Bir gün beraber de çıkalım mı? Ay çok güzel olur. Değil mi kızlar? Benim akşamları çok erken uykum geliyor. Siz takın, ben almayayım. Yalana bak. Sen Nazlıcığım, nasıl? Dün akşam rahat uyudun mu? Senin gibi. Çok rahat uyudum canım kardeşim. Ne var yine bunların arasında? Bu sefer ben de anlamadım. He, biz bugün Peri ile tenis maçına gideceğiz. Sen de gelir misin Nazlıcığım? Ağrı olsan çekemem seni vallahi. Çok da pipi. Biraz konuşabilir miyiz baba? Ay ne çabuk döndü bu be. Şimdi olmaz. Otur kahvaltını et. Annemle sen konuştun değil mi? Şimdi olmaz dedim. Anneme Ali senle kalmasın dedim değil mi? Bugün kibarca kovdu da beni. Evet anneni ben aradım. Ben senin hayatına karışabiliyor muyum? Sen evleniyorsun, ben sana bir şey diyebiliyor muyum? Sen de benim hayatıma karışma. Ali seninle yaşayabilir dedim. Ne? Ali seninle yaşayabilir. Ama annen seninle yaşamak istemedi Ali. Bana inanmak istemiyorsan arayıp annenle konuşabilirsin. Özür dilerim, affedersiniz.
Girebilir miyim? Bir şey mi istediniz? İyi misin Ali? Az önce söylediğim şeyler için geldiyseniz yanınızda yaşanmamız gerekiyordu. Babam haklı. Annenle babanla ilişkini sorgulamak bana düşmez. Evine geldik. Düzenim bozuldu. Ben böyle olsun istemedim. Benim içim hiç rahat değil. Gerçekten sizinle bir alakası yok. Rahat olun. Eğer kızlar seni rahatsız ediyorsa... İnanın etmiyorlar. Peki. Ama ben kendimi bu durumla ilgili hiç iyi hissetmiyorum. Kendini yalnız hissedersen ya da herhangi bir konuda konuşmak istersen bu evde bir ablan olduğunu bilmeni istiyorum. Tamam mı? Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Bunu laf olsun diye söylemiyorum Ali. Şimdi izin verirseniz hazırlanıp çıkacağım. Tamam. Konuşmamız lazım. Ben buraya çiçeklerimi koymuştum. Sabah kaldırdık onları. Sebebini öğrenebilir miyim? Sebebini ben de bilmiyorum Güneş Hanım. Rana Hanım emredince. Neredeler peki şimdi? Buyurun göstereyim. Ay hay Allah, ama burada olmaz ki bunlar ya. Burada ölür. Ya ışık seven çiçekler bunlar. İsterseniz salona geri taşıyalım. Ya size zahmet olmazsa siz bunları Selin'in odasına çıkartır mısınız? Ya en azından orası güneş görüyor. Nasıl isterseniz. Ay hay Allah ya. Ali için geldiysen. Ali için geldim. Güneş için geldim. Hayırlısı olsun bu arada. Sen hep böyleydin değil mi Sevilay? Ha? Yani ne düşünüyorsan aslında tam tersini söyledim. Yani hayırlısı olsun derken cehenneme kadar yolun var demek istedin değil mi? Senin hayatında neye ilgileneyim Haluk? Ha? Ne istiyorsun Güneş'ten? Ne isteyeceğim Güneş'ten? Neden o zaman kafasını karıştırıyorsun? Ay Haluk saçmalıyorsun. Gerçekten benim işim gücüm var. Gider misin o? Motivasyonun ne? Kıskanıyor musun beni? Mutlu olmamı mı istemiyorsun? Ne Sevilay nedir ne? Ne hissettiğimi çok mu merak ediyorsun Haluk? Peki, senin dediğin gibi olsun. Madem ben düşündüklerimin tam tersini söylüyorum, o zaman şunu bil Haluk. Senden ölesiye nefret ediyorum. Oldu mu? Gerçekten acıyorum sana ben.